Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Biraha Bölüm 10. Ahu, iyi misin? Bilmiyorum Merve. Niye böyle oldun bir anda? Sanki kötü bir şey olacak. Ahu, hadi kalkalım. Sen işe git. Ben de askeriye gideyim. Belki haber vardır. Olur. Merve ile masayı toparlayıp evden çıktık. Durakta vedalaşmıştım. Merve'nin otobüsü önce gelmişti. 5 dakika sonra bineceğim otobüs gelince binerek askeriye en yakın durakta indim. Askeriye yaklaştıkça tuhaf bir şekilde titremem hakimdi. Görüş açıma giren kapıyla hızlıca hareket ettim. Çantamdan kartımı çıkarıp nöbet kulübesinde bekleyen askere göstererek hemen içeriye girdim. Etrafta bir koşturma hakimdi. Kimseye bir şey sormadan Ebru'ların odasına gittim. Ebru yalnızdı. Hoş geldin kuzu. Hayırdır, beni mi özledin? Hoş buldum. Neden geldiğimi biliyorsun. Sabah namazından beri içimde bir sıkıntı var. Kötü bir şey olacak gibi. Görkem'e söylesene, komutanlara sorsun bir haber var mı diye. Görkem gelsin söylerim. Nerede ki? Hiç, öylesine askerlerin yanına gitti. Sizinkiler yok diye burada günleri hiç geçmiyormuş. Hayır, bir değil, tam 2 tane kumandan var. Yetmiyormuş gibi Mehmet de kumandan olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dediği şeye gülümsedim. Taze babamız ne tepki verdi dün gece? Anahtarlarla kapıyı açıp içeriye girdim. Klasik televizyon önünde uyukluyordu. Başta rüya gördüğünü falan sandı garibim. Elindeki kumandayı alıp televizyonu kapattım. Bir şey söylemeden tahlil sonuçlarını eline verdim. Tabii ilk baktığında birkaç dakika mal gibi kaldı. Sonra yavaş yavaş yazanlar dank edince birden ayaklandı. Kucağına aldığı gibi etrafında döndürdü. Böyle işte. Ya çok sevinmiş. Biz sohbet ederken Görkem de gelmişti. Ebru Görkem'le konuşmuş, Görkem tekrar çıkmıştı. Ebru'dan. Ahu'yla Görkem çıktıktan sonra bahçeye çıkmıştık. Ahu etrafına bakarken ileride gördüğüm Görkem'in yanına adımladım. Ne oldu? Var mı bir haber? Var. Ne olmuş? Sabaha karşı ufukların kimine pusu kurulmuş. Bağırma. Bu yüzden buralar böyle hareketliymiş. Ya yaralı var mı? Ufuk. Ne? Durumu nasıl? İyi değil mi? Bilmiyorum. Helikopterle Diyarbakır'a sevk edilmiş. Ahu? Ahu'yu nasıl söyleyeceğiz? Kız hissetmiş gibi sabahtan beri huzursuz. Yüzbaşı 2 saat sonra buraya sevk edileceğini söyledi. Durum nasıl bilmiyorum ama sen bir şekilde askeri hastaneye götür. Ne diyeceğim? Askeri hastaneye gitsek anlar. Ne bileyim, bebeğe bakacağız de. Diğer hastaneye gitsek sıra çok var de. Ne bileyim, bir şey de. Görkem'in gitmesiyle Ahu'nun yanına gittim. 2 göz doldurmayla hemen ikna etmiştim. Oyalana oyalana 2 saati geçirmiştik. Helikopter birazdan iniş yapacaktı. Görkem öyle söylemişti. Af Ebru, ne işimiz var burada? Merve'nin çalıştığı hastaneye gitseydik ya, dün akşam gibi hemen hallederdi. Görkem'in attığı mesajla ayaklandım. Gelmişlerdi. Hadi gel, sonuçlar çıkana kadar arka bahçede dolaşalım. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Söylene söylene dediğimi yapmıştı. Bahçeye çıktığımızda piste iniş yapan helikopteri görmüştüm. Ahu, bir şey söyleyeceğim ama sakın telaşlanma. Ne, ne oldu? Zaten kaç saattir tuhafsın. Tamam, söyleyeceğim. Sabaha karşı bir çalışma çıkmış. Ufa, bir şey oldu değil mi? Ahu. O sırada yanımızdan geçen Sedye ile Ahu o tarafa bakmıştı. Ufuk. Sedye'nin ilerlemesiyle Ahu da arkasından gitmişti. Ben de arkalarından çıkmıştım. Hızlanıp Ahu'nun kolundan tuttum. Ahu, bak bana. Ebru, Ufuk. O iyileşecek değil mi? İyileşsin lütfen.
Gitmesin benden. Bir anda kollarıma yığılmasıyla zor da olsa yere uzandırdım. Sedye, yardım edin. Ahu'dan. Gözlerimi araladım. Neredeydim? En son ufuk Sedye'de görmüştüm. Bu vurulmuştu. Hareketsiz yatıyordu. Bakmaya doyamadığım gözlerini benden esirgemişti. Yerimden doğrularak ayaklandım. Kolundaki serumu çıkartmaya çalışsam da kapatmaktan başka bir şey yapamamıştım. Sedye'yi ayağıyla sürerek odadan çıktım. Kimse yoktu. Ne yapacağımı bilmez halde ileride gördüğüm merdivenlere yöneldim. Merdivenlerden gelen Ebru ve Merve'yi görmüştüm. O ufuk nasıl? İyi değil mi? Bir şey söylesenize. İyi değil mi? Bak kolun kanıyor. Ebru başlatma koluna. Ufuk nasıl? İyi mi? Ameliyatta. Yanına gitmek istiyorum. Ama lütfen. Tamam. Merve'nin koluma girmesiyle alt kata inmiştik. İleride bekleyenleri görmüştüm. Merve'nin kolundan çıkarak hemen onların yanına gittim. Durumu nasıl? Bir haber var mı? Bilmiyoruz. Haber bekliyoruz. Nasıl bilmiyorsun ya? Sen ne biçim doktorsun? Gidip öğrensene. Ahu lütfen sakin ol. Bana sakin ol demeyi kesin. Kaç saattir orada hareketsiz yatıyor. Kim bilir canın nasıl yandı. Hadi gel şöyle oturalım. Evru'nun koluma girmesiyle koltuğa oturdum. Çıkar şu serumu, istemiyorum. Tamam. Saatler birbirini kovalıyordu. Hala bir haber yoktu. Sürekli ameliyatın devam ettiğini söylemeleri dışında bir şey söylenmiyordu. Oğlum, oğlum nasıl? Nesrin annenin sesini duymamla kafamı kaldırdım. Nesrin anne önde, diğerleri arkasında buraya doğru geliyorlardı. Ahu kızım sen söyle, oğlum nasıl? İyi değil mi? Bilmiyorum. Ameliyat devam ediyor. Yanıma yığılmıştı resmen. Mustafa babalar erkeklerin yanına giderken yalnız kalmıştık. Merve'ler ellerinde su şişeleriyle gelmişlerdi. Bir saat, üç saat. Saatler birbirini kovalıyordu ama hala ses yoktu. Beni bırakmaz değil mi? Daha yeni sol yanımı bulmuşken bırakmaz değil mi Merve? Şşş, söyleme böyle şeyler. Ufuk iyileşecek. Seni böyle görürse hepimize kök söktürür. O iyileşsin de size istediğini yapsın. Merve'nin ayaklanmasıyla kafamı kaldırdım. Amcamlar, abim geliyordu. Onlar da öğrenmişlerdi. Abimi görmemle gözyaşlarım hızlanmıştı. Ayağa kalkıp hemen sarıldım. Abi, güzelim. Abi iyileşsin lütfen. O da gitmesin. İnşallah güzelim, iyileşecek. Hatta seni ağlattığı için bir tur ben, bir tur da Barış dövecek. Bir şey olmasın. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Gel elini yüzünü yıka. Mescide inelim namaz kıl. Bolca duanı et. Tamam. Abimin elimi tutmasıyla oradan ayrılmıştık. Abdestimi alarak namaza durmuştum. Namazdan sonra uzun uzun dua etmiştim. Mescitten çıkarken kapıda bekleyen abimle bahçeye çıkmıştım. Abim koluna girerek biraz hava almış, tekrar ameliyathanenin olduğu kata çıkmıştık. Haber var mı? Birazdan bilgi verilecekmiş. Onlar arkamda bırakarak ameliyathanenin kapısının önüne gittim. İleri geri yaparken duyduğum sesle hemen geri gittim. Doktor çıkmıştı. Durumu nasıl? İyi değil mi Ufuk? Bir şey söylesenize. Hanımefendi sakin olun. Bana sakin olun demeyi kesin. İçerideki kocam, kaç saatte neler yaşadığımızdan haberiniz var mı? Anlıyorum. Ameliyat zordu ama atlattık. Hem kolundaki hem de karnındaki iki yaradan dolayı zorlandık. Ama şimdi durum iyi. Yoğun bakım ünitesine alınacak birazdan. Kötü bir şey mi var? Hayır, kontrol ve gözlem amaçlı yoğun bakımda kalacak. Tekrar geçmiş olsun. Görebilir miyim Ufuk'u? Oğlumu görebilir miyim? Nesrin anne ile ikimiz de aynı anda konuşmuştuk. Biliyorum, böyle beklemek zor ama hastayı düşünmek zorundayım. Lütfen. Beşer dakikayı geçmemek şartıyla. Tamam. Ufuk Bey'i odasına alsınlar. Gerekli testler yapıldıktan sonra hemşire hanım sizlere yardımcı olsun. Teşekkür ederim. Doktorun dediklerinden sonra derin bir nefes alarak Nesrin anneye sarıldım. Çok şükür anne, çok şükür. Şükür kızım. Aradan geçen bir saatte Ufuk'u yoğun bakım servisine almışlardı. Yapılan testlerden sonra Nesrin anne oğlunun yanına gitmişti.
Sıra bendeydi. Hemşirenin yardımıyla hazırlanarak odaya girdim. Örtü bacaklarını örtecek şekilde örtülüydü. Karnında sağ omzuna sargı bezi vardı. Usulca yaklaşarak elinden tuttum. Elleri buz gibiydi. Ellerin üstü hep çizik ve yara doluydu. Canın çok yandı değil mi? Kurban olurum sana. İyileş. İyileş de bir an önce çıkalım şuradan. Hani sapasağlam gelecektin? Bak sözünde durmadın. Birkaç saat içinde o gözlerini görmezsem gerçekten küseceğim Teğmen Bey. Bak herkes burada. Unutmadan abim beni ağlattığın için seni döveceğini söyledi. Biraz da uyanmamazlık yaparsan cezan kat ve kat artacak. Hanımefendi artık çıkmanız gerek. Tamam. Hemşirenin çıkmasıyla kafamı kaldırıp cam bölmeye baktım. Eylem ve Nesrin anne vardı. Eylemle göz göze gelince sanki ne yapacağımı anlamış gibi annesini de alıp görüş açımdan çıkmıştı. Onların gitmesiyle eğilip Ufuk'un buz gibi dudaklarına dudaklarımı değdirdim. Seni seviyorum Ufuk. Bir an önce uyan yoksa çöl ahun küsecek sana. Elimde hissettiğim baskıyla başımı hemen eğdim. Ufuk elimi sıkmıştı. Gördüğüm şeyle sanki ilk defa gülüyormuş gibi hissetmiştim. Ufuk duymuştu beni. Sarışınım duymuştu beni. Cam bölmeye baktığımda kimseyi göremeyince tekrar öptüm dudaklarından. Böyle uyanacaksa sabaha kadar öperdim. Yeter ki yanımda olsun. Şimdi çıkmam lazım Teğmen. Ama kapının hemen arkasındayım. Hemen uyan olur mu? Beni daha fazla gözlerinden mahrum bırakma. Seni seviyorum. Tekrar eğilip dudaklarından öptüm. Fırsattan istifade iyi faydalanmıştım. Odadan çıkacakken camdan bana bakan Merve, Ebru ve Eylem'i görünce yüzümdeki gülümseme dondu. Şimdi üçüne birden mi yakalanmıştım? Dalga geçecek sayısı üçe mi çıkmıştı? Hanımefendi artık çıkmanız gerekiyor. Zor durumda bırakıyorsunuz beni. Özür dilerim, hemen çıkıyorum. Üstündeki kıyafetleri çıkararak yoğun bakım ünitesinden çıktım. Muhteşem üçlü gülümseyerek konuşuyorlardı. Gördükleri hakkında konuşmamalarına dua ederek yanlarına gittim. Ooo, Ahu hanımlar da teşrif etmişler. Yedin bitirdin abimi. Adam uyuyor diye fırsattan istifade ederek iyi faydalandın ha? Yalnız tatlım, Ufuk şimdi hissetmiştir onun hunharca öptüğünü. Hissetti, elimi sıktı. Kocam değil mi? İstediğim gibi öperim. Size ne? Ben Nesrin anneye elimi sıktığını söylemeye gideceğim. Tabii yengeciğim. Hatta nasıl sıktığını da anlat. Ne yaptın da abim narkozun etkisine rağmen hissetti. Bence annemin her şeyi bilmeye hakkı var. Eylem. Aman, kadının oğlunun nasıl hareket ettiğini bilmeye hakkı var. Onlar dalga geçmeye devam ederken umursamadan Nesrin annelerin yanına gittim. Elimi sıktı. Ufuk hareket etti. Elimi sıktı. Allah'ım şükürler olsun. Saat gece yarısına gelirken zorla herkesi göndermiştim. Nesrin anne, abim ve Görkem dışında herkesi zorla göndermiştim. Evimizin anahtarını yengeme vermiştim. Mustafa babalar ve amcalar bize gitmişlerdi. Bekleme salonunda oturuyorduk. Abim bizlere yiyecek bir şeyler alıp gelmişti. Abimin zoruyla bir şeyler atıştırmıştım. Sabah namazını kılıp tekrar yoğun bakım ünitesine çıkmıştık. Biz otururken Görkem gelmişti. Hadi gözümüz aydın. Ufuk uyandı. Birazdan normal odaya alacaklar. Allah'ım şükürler olsun. Gözümden akan yaşları silerek Nesrin anneye sarıldım. Bir saat içinde neredeyse herkes geri gelmişti. Bu arada Ufuk normal odaya alınmıştı. Daha görememiştik ama uyanmıştı ya, o yeterdi bize. Saat öğlene yaklaşırken doktor gelmişti. Durumun iyi olduğunu, birkaç gün daha hastanede kalacağını söyleyerek gitmişti. Ahu. Hı. Görkem izin almış. Gel Ufuk'u gör. Sonra herkes odaya girince gidemezsin yanına. Gerçekten mi? Gerçekten hadi. Herkesi geride bırakarak derin bir nefes alarak kapıyı açtım. Ufuk yatakta uzanmıştı. Kapının sesiyle kafasını çevirmişti. Ahu güzelim. Gözümden akan yaşlarla hemen yanına gittim. Tam sarılacakken aklım ameliyatları gelince durdum. Ne oldu? Niye sarılmadın? Yaraların, canını yakarım. Seni görmeyince canım yanıyor. Gel böyle yanıma. Gül yüzünü, sesini özledim. Dediğini yaparak yaralı olmayan tarafına geçerek dikkatli bir şekilde sarıldım. Başımı boynuna gömdüm. Allah'ım şükürler olsun. Çok korktum. Ya sana bir şey olsaydı?
dayanamazdım. Şşş, ağlama Ahum. Bak iyiyim, seninle konuşuyorum. Geldi geçti. Nesrin anneler gelecekler diyerek geri çekildim. Burada kal, gitme. Gitmeyeceğim, istesen de gitmeyeceğim. Şimdi herkesi çağırıyorum. Hepsi çok merak etti. Olur güzelim. Yanağını öperek odadan çıktım. Kapıda bekleyenlere içeriye geçmelerini söyledim. Nesrin anne, Mustafa baba ve kardeşleri herkesten önce gitmişlerdi içeriye. Diğerleri hemen arkalarından gitmişlerdi. Geçmiş olsun dileklerinden sonra çok kalabalık olduğu için gitmişlerdi. Abim ve Nesrin anneyi de göndermiştim. Selçuk ve Görkem eşleriyle kalmışlardı. Onlar da birazdan giderlerdi. Ufuk Devrem, duydun mu? Bizim Kuma hamileymiş. Kimden bahsediyorsun Selçuk? Anlaşılan sen hala narkozun etkisindesin. Doktor Civan'ın baba oluyormuş. Bu peze... Pardon güzelim. Ah ne diyorsun? Görkem baba oluyormuş. İhanet etmiş lan bize. Bir an önce iyileş de hakkından gelelim şunun. Saçma muhabbet akıp gitmişti. Saatler ilerlerken 4'e kalkmıştı. Ufuk'la baş başaydık. Yatağı dikleştireyim mi? Nasıl rahat edersin? Bir yastık daha ister misin? Boynun tutulmasın. Ağrın var mı? Bak varsa söylemiyorsan benden çekeceğim var. Ahu, açsın değil mi? Af, hiç aklıma gelmedi. Aklımdan çıkmış. Bekle, ben kantinden çorba falan alıp gelirim. Aç değilim. Su? Su tabii ki. Güzelim, hiçbir şey istemiyorum. İyiyim. Şu an tek istediğim yanıma gelip uzanman. Kokunla uykuya dalmak. Yaraların diğer tarafıma gelirsin. Hem bir şey olmaz. Ne kadar itiraz etsem de Ufuk'un ısrarlarıyla şimdi yanında uzanmıştım. Çok korktum. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Bak ben iyiyim. Elinin altında kalbim atıyor. Nasıl oldu? Anlatırsam canın yanacak. Yandı zaten. Olsun. Ahu, ben yoğun bakımdayken yanıma geldin mi? Hı. Ne oldu ki? Acaba gördüklerim rüya mıydı emin olamıyorum. Ne gördün ki? Hasta yatağımda benden faydalandın mı güzel bayan? Ha? Başımı kaldırıp yüzüne baktım. Adamı öperken iyiydi ama şimdi mal gibi kalmıştım. Ve ben şey... Ne güzelim. Öpersen uyanırsın sandım ki işe de yaradı. Seni öpünce elimi sıktın. Ben de birkaç defa öpmüş olabilirim sen uyan diye. Nasıl öptün? Bir göstersene, merak ettim. Bilemiyorum. Yaralar falan umurumda olmaz güzelim. Zaten günlerdir hasretim sana. Sana, kokuna, gül yüzüne. En çok da bal dudaklarına. Edepsiz. Dedi kocası kendinde değilken defalarca öpen kadın. Bu saatten sonra ancak rüyanda görürsün Ufuk Bey. Yerimden kalktım hemen. Diline düşmüştüm. Kurtulamazdım artık. Ah! Ne oldu? Canım çok yandı. Galiba dikiş patladı, baksana. Panikle tekrar yanına gittim. Hastane önlüğünün kol üstündeki çıt çıtlarını açtım. Bir şey yoktu. Bir şey yok. Bir şey yok zaten. Ufak bir yalan söyledim. Sence seni öpmeden bırakır mıyım? Tabii ki hayır. Belime çıkardığı eliyle aramızdaki mesafeyi sıfıra indirerek dudaklarımı kavramıştı. Nazlanmayı kenara atarak hemen karşılık verdim. Günler hızlıca akıp gitmişti. Ufuk daha iyiydi. Yardım almadan da artık yürüyebiliyordu. Hızlı toparlanıyordu. Bir sıkıntı çıkmazsa bugün taburcu olacaktı. Güzelim sen git. Annemler buradalar zaten. Bak kaç gündür perişan oldun. Yahu bin defa dedim. İyiyim ben. Bak hem bugün son. Evimize gideceğiz. Davam falan da mı yok? Gitmemi istiyorsan açıkça söyleyebilirsiniz Teğmen Bey. Senin için diyorum güzelim. Beni merak etme. İş yerinden izin aldım. 2 gün daha başındayım. Zaten sonrasında istesen de akşam 5'ten önce göremeyeceksin beni. Öğleden önce doktor gelip son kontrollerini yapmış ve çıkış için müsaade etmişti. Kimsenin gelmesini istememiştim. Abim Ufuk'un arabasıyla bizi almaya gelmişti. Abim dışarıda beklerken Ufuk'un kıyafetlerini giydirmiştim. Dolaplardaki bütün kıyafetleri çantaya koyarak odanın kapısını açtım. Abim çantayı alıp önden giderken hemen sarışınımın koluna girdim. İyisin değil mi? Çok iyiyim. Hele şu hastaneden çıkıyorum ya, daha da iyiyim.
Abimin yardımıyla Ufu arka koltuğa oturtmuştuk. Yarım saat süren yolculuğun ardından eve varmıştık. Herkes çok mutluydu. Mutluyduk. Ufuk herkese sarılıp dinlenmek için odaya geçmişti. Ben de arkasından giderek yardımcı olmuş pijama altı ve tişörtünü giydirmiştim. Yatağa uzanmasına yardımcı olup üstünü örttüm. Sıcak, örtüye gerek yok güzelim. Olmaz öyle, uyu biraz. Sen de gel. Olmaz, o kadar kişi içeride. Ben uyuyana kadar yanımda kal bari. Başımı sallayarak boş kısma hemen kıvrıldım. Elini tutarak kocama baktım. Yorgunluktan olsa gerek Ufuk 5 dakika içinde sızmıştı. Gülümseyerek yerimde doğrularak yanağından öp ellerimi saçların arasına koydum. Allah gölgeni başımdan, ayakkabını kapımızdan eksik etmesin. Yenge, başka bir şeyler daha mı yapsak? Yok kızım, yeter bu kadar. Akşama da çorba yaptık mı tamamdır. Tamam, sen çayları doldur götür. Sonra da git biraz dinlen. Bir haftadır uyumuyorsun. Sonra dinlenirim, ayıp olur şimdi. Olmaz öyle, hatta bırak Eylem gelir şimdi, o götürür. Ama geç kızım. Mutfak önlüğünü çıkararak yatak odasına geçtim. Ufuk uyuyordu. Üstündeki örtüyü yere atmıştı. O haline gülümseyerek yerden örtüyü alarak tekrar üstünü örttüm. Akşama daha çok olduğu için pijamalarımı giyinerek Ufuk'un yanına gittim. O sırada elleri aklıma gelince makyaj masasının üstündeki kremi alarak önce sağ elindeki yaraların, sonra da sol elindeki yaraların üstüne sürdüm. Kabuk tutmuştu yaraları. Birkaç güne geçerlerdi ama gördükçe canım acıyordu. İşimi bitirince ellerimi yıkayarak Ufuk'un yarasının olmadığı diğer tarafa geçtim. Göğsünü öperek gözlerimi kapattım. Nesrin'den. Anne, sen gidip abimgilleri çağırsana. İki masa da hazır. Tamam kızım. Elindeki tabağı Eylem'e vererek yatak odasına geçtim. Kapıyı çalmıştım ama ses veren olmamıştı. Bir kez daha tıklatmıştım. Yine ses gelmeyince kapıyı yavaşça açıp içeriye girdim. Ufuk arkadan sarılmıştı karısına. Gülümsedim. Mutluydular evlatlarım. Elin oğlu yeri takip ettim. Kızı uykusunda bile rahat bırakmamıştı. Babası kılıklı. Uykusunda bile kızı rahat bırakmıyor. Geldiğim gibi sessizce odanın kapısını kapatıp mutfağa geri döndüm. Ne oldu anne? Bırak biraz daha uyusunlar. İkisi de kaç gündür hastane köşelerinde perişan oldular. Açlardır. Sana ne kızım? Bırak uyusunlar. Öf anne. Barış'tan. Minyonum, uçağımız insin seni ararım. Tamam, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Telefonu kapatıp Buket'in yanına geçtim. Tabii geçmeden önce minyonum diyerek sevdiğimi deli etmiştim. Ne oldu kız? Hiç. Hayırdır, bugün erken kapattın telefonu. Ne bu imalar? Senin gözlerin Beyza yengenden başka birini görür mü? Buket, başlama güzelim. İyi, sustum. İş, düğün hazırlıkları derken evdekilerle hiç zaman geçiremiyordum. Buket de haklıydı. Kayseri'den dönelim, abi kardeş bir şeyler yapalım. İşler, ev hazırlığı derken sizleri ihmal ettiğimi biliyorum. Özür dilerim. Barıştık. Eve karar verdiniz mi? Delirmek üzereyim kardeşim. Beyza beraber oturalım diyor. Annemler ev üstüne olmaz diyor. Fena halde arada kaldım. Ne yapsam diğer üzülecek. Keşke üst katta ev falan olsaydı. Ah keşke. Abi, Beyza ablayla konuşsana, üst kata daire yapılsın. Belediyeden falan izin alın. Ha, olmaz mı? Aralığa kadar yetişir mi? Yani ustalarla konuşursanız yetişir. Nereden baksan düğüne 3 ay var. Bilmiyorum. Uçağın inmesiyle gerekli işlemleri yaparak havalandan çıkmıştık. Hafta sonunu Kayseri'de geçirecektik. Ufuk Bey'imizi ziyarete gidiyorduk. Sonra da Maa ile geri dönecektik. Taksiden inmiş binaya girecekken bizim damadın kardeşinin kocasını görmüştük. Anlaşılan o da bizim gibi ancak gelebilmişti. Ayaküstü sohbetin ardından içeriye girmiştik. Küçük çantalarımızı Buket'e vermiş, o asansörle yukarı çıkarken biz de merdivenlere yönelmiştik. Bizimkilerle sarılıp içeriye girmiştik. Ev sahipleri uyudukları için onları görememiştik. Ahu'dan. Yüzümdeki dokunuşlarla gözümü araladım. Ufuk baş parmağını yüzümde dolaştırıyordu. Günaydın güzelim.
Günaydın. Ağrım var mı? Çok iyiyim. Gözümü açınca seni gördüm ya, ağrımsızım kalmadı. Yüzüm ufağa dönerek kalbinin üstünden öptüm. Seni çok seviyorum. Canımdan çok. Ben de güzelim. Alnıma kondurduğu öpücükle gözlerimi kapattım. Seninle aynı yatağı paylaşmayalı uzun zaman olmuş. Ev dolu olmasaydı uzun uzun yatak keyfi yapardık. Söylediğin şeyle yerimden hızlıca doğruldum. Ailelerimiz içerideydi, biz kalkmış yataktaydık. Biz nasıl unuttuk? Rezillik! Kaç saattir odadayız? Kim bilir akıllarına neler geldi? Ben üstümü değiştirip çıkıyorum. Sen de hemen gel. Şuraya bak, hava kararmış. Dolaptan kıyafet çıkararak banyoya yöneldim. Güzelim, nereye? Üstümü giyineceğim. Burada giyin. Hem gözüm gönlüm de şenlensin. Terbiyesiz. Hızlıca banyoya girerek kıyafetlerimi değiştirdim. Odaya döndüğümde Ufuk tek eliyle yatağı düzeltiyordu. Ufuk'a yardımcı olarak hemen örtüyü düzeltip odadan çıkmıştık. Ufuk yavaş adımlarla salona geçerken Buket'i görmüştüm. Hemen sarıldım kardeşime. Barış abiyle izin alamadıkları için gelememişlerdi. Barış abiyle sarılıp Eylem'in eşine selam vererek boş sandalyelerden birine oturdum. Onlar yemek yedikleri için mutfağa geçerek Buket'le mutfağa masa hazırlamıştık. Enişte hızlı toparlanmış. Karısı da duyduğuma göre çok iyi bakmış. Birkaç güne görev başına döner artık. Allah'a şükürler olsun. Ben çıkayım da siz de yemeğinizi yiyin. Teşekkür ederim kuzum. Buket'in gitmesiyle birkaç dakika sonra Ufuk gelmişti. Karşılıklı yemeklerini yemiş, Ufuk ilaçlarını içerek salona gitmişti. Ben de mutfağı toparlayarak çayları doldurarak salona döndüm. Herkes sohbet edip çayını içiyordu. O sırada zil çalmıştı. Gidip açtığında Demet abla ve kocası onlar gelmişlerdi. Ufuk'a geçmiş olsuna gelmişlerdi. Elleri kolları dolu bir vaziyette. Onları içeri buyur ederek çay ve yanında yengemlerin yaptıkları ikramlıklardan vermiştik. Yengem ve Nesin anne onlar önceden tanıştıkları için hemen samimi olmuşlardı. Saat gece yarısına gelirken konu kimin nerede kalacağına gelince Demet ablanın ısrarları sonucu Buket, Eylem ve Eylem'in kocasının kendi evinde kalması konusunda ısrarcı olmuştu. Eylem ve kocasının salonda, Buket'in de kızların odasında kalacağını söylemişti. Bizimkiler de kırmayıp tamam demişlerdi. Biraz sonra Buketler Demet ablalarla gitmişlerdi. Saatinde iyice geç olmasıyla yatakları sermiştik. Mustafa baba ve Doğan'a tek kişilik olan odaya yatak açmıştık. Doğan yerde yatarken Mustafa baba da yatağa geçmişti. Yengem ve Nesrin anne de iki yatağın olduğu odaya geçmişlerdi. Amca ve abilerime de salon kalmıştı. Salonda iki koltuk vardı. Biri amcam içinken diğer koltuk için iki koca adam resmen kavga etmişlerdi. Sonuç mu? Amcamın gazabına uğramış ve diğer koltuğun boş kalmasını ve ikilinin yatağının yerde yan yana kurulmasını söylemişti. Onların o hallerine gülmüştüm. Herkes kendi yataklarına geçerken ben de nihayet odama geçebilmiştim. Ufuk sırtını yatağa yaslamış oturuyordu. Pijamalarımı giyerek yatağın boş kısmına geçerek başımı Ufuk'un göğsüne yasladım. İkimiz de konuşmuyorduk. Ufuk saçımla oynarken gözlerimi kapattım. Her karanlık gecenin ardından güneş elbet doğardı. Ufuk gözlerini açtığında güneş o zaman doğmuştu. Huzur tam buradaydı, yanı başımda. Mayıs 2024. Ufuk'la yan yana durmuş sistemin açılmasını bekliyorduk. Yüz teğmenlik sınavlarına girmişti. Geçen yıl düğün hazırlığı falan derken istediği gibi olmamıştı. Bu yıl olmalıydı. Emeği vardı. Boşa gitmesini istemiyordu. Yemeden içmeden sınava çalışmıştı. Geçen yıl yanında olamasam da Ebru'ların dediğine göre çok kötü olmuştu. Bu yıl öyle olmazdı inşallah. Açıldı. Hadi şifreni gir. Ufuk önce TC kimlik numarasını hemen ardından şifresini girmişti. Yoğunluktan olsa gerek 10 dakika beklemiştim. Ufuk birkaç yere basmış, nihayet sayfa açılmıştı. Sayfa yavaş yavaş netleştiğinde anlamamıştım. Ufuk'un yüzüne baktığımda 105 karıştı. Ne oldu? Olmadı. Bu yıl da olmadı. Ufuk, bak ne diyeceğimi bilmiyorum. Seneye. Seneye ne? 2 yıldır saçma sapan sebeplerden sınavı geçemiyorum. Millet üsteğmenliğin ikinci yılına geçerken ben nelerle uğraştım?
Ufuk? Ne Ufuk? Geçen yıl düğün yüzünden sınav istediğim gibi geçmemişken bu yıl da aman hanımefendi kendini yalnız hissetmesin, alışsın diye sınava insan gibi çalışamadım. Ne diyorsun sen? Ne dediğim açık değil mi? Yalnız kalıp kendini kimsesiz hissetme diye elimden geleni yaptım. Sonuç mu? Al işte karşında. Bela oldun 2 yılda başıma. Ayıp ediyorsun. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme. Bence biraz yalnız kal. Bir şey söylemesine izin vermeden odadan çıktım. Benim neyimeydi ki kalkıp sınav sonuçları açıklanırken onun yanında olmak? Binadan çıkarken Görkem'i görmüştüm. Hoş geldin Ahu. Hoş buldum. Hayırdır, ne oldu? Hiç, Ufuk'u ziyaret etmeye geldim. Şimdi de gidiyorum. Ha, anladım. Ebru burada. Ya, Ece de yanında mı? Evet, anne kız bugün beni ziyarete gelmişler. Görüşürüz. Gidip biraz kızını seveyim. Görüşürüz. Görkem'i geride bırakarak hemen devire yöneldim. Şu geçen 10 ayda Ebru doğum yapmış, Ece'yi kucağına almıştı. Minik Ece 3 aylık olmuştu bile. Çok tatlı ve adının hakkını veren bir bebekti minik cimcime. Odaya girdiğim gibi Ebru'yu pas geçerek hemen minik Ece'yi kucağıma aldım. Neredeyse 2 saat kadar Ece ile oynamıştım. Ece yorgunluktan uyuyakalınca bir bardak çay içerek ayaklandım. Biraz daha otursaydın. Biliyorsun bu akşam yolcuyum. Daha valizim hazır değil. Çok işim var. Anladım. Benim yerime de bol bol oyna. Kınada oynarım. Bugün İstanbul'a gidiyordum. Barış abinin düğünü olacaktı. Aylar önce olacak olan düğün, Barış abi onların bizim üst kata ev yaptırma fikriyle ertelene bu tarihe sarkmıştı. Cuma günü kına, pazar günü düğün olacaktı. Ben de çarşambadan gidip işlere geç de olsa yardımcı olacaktım. Pazartesi akşamı da dönecektim. Ebru'yla sarılıp Ece'yi uyandırmayacak şekilde öperek vedalaştım. Ufuk'un yanına uğramadan otobüs durağına giderek evin oraya giden otobüse bindim. Yarım saat sonra gelen otobüse binerek eve geçtim. Hemen yatak odasına geçerek küçük bir valiz hazırladım. Gerekli her şeyi koyduğuma emin olunca valizi giriş kapısına bırakarak mutfağa girdim. Alana gitmeme neredeyse 4 saat vardı. Giriş saatine kadar yemek yapıp dolaba koyardım. 5 çeşit yemek yaparak soğuması için tezgahın üstüne bıraktım. Tek tek üstlerine not yazıp bıraktım. Saate baktığımda 40 dakika olduğunu gördüm. Hemen kıyafet çıkararak duşa girdim. Duştan çıktığımda 10 dakikam kalmıştı. Sabah konuştuğumuzda Ufuk alana bırakacağını söylemişti. Yaşadığımız o tartışmadan sonra arayıp sormamıştı. Dakikalar birbirini kovalarken gelmeyeceğinden emin olmuştum. Camların ve ocağın kapalı olduğuna emin olunca valizi alarak evden çıktım. Çıkmadan önce arayıp taksi çağırmıştım. Karşı dairenin ziline bastım. Evin anahtarını Demet ablaya bıraktım. Onunla vedalaşarak asansöre bindim. Apartmandan çıkarken bile etrafıma bakınıyordum. Ama Ufuk gelmemişti. Taksici valizi bagaja koymuştu. Yola çıkmıştık. Taksi ücretini ödeyip gerekli işlemleri hallettim. Ufuk hala yoktu. Uçak için yapılan son anonsla telefonumu çıkarıp Ufuk'a mesaj attım. Uçağa biniyorum, telefonumu kapatıyorum. Telefonumu uçak moduna alarak çantama koydum. Havalimanı girişinde abimi görmüştüm. Sıkıca sarıldıktan sonra hemen arabaya binmiştik. Nasılsın güzelim? İyiyim. Durgun görünüyorsun. Yol yormuştur. Beni boş verin, videolardan falan gördüm de evin son halini merak ediyorum. Barış şerefsizini geberteceğim. Ne zaman mobilya ya da beyaz eşya gelse iş yerindeydi. Adamın bütün evin eşyalarını ben taşıdım. Abartma abi. Abartıyorum. Bizim eşyalar taşındığında kılımızı bile kıpırdatmayacağım. Canım ondan. Sohbet ede ede eve varmıştık. Abim küçük valizimi getirirken hemen amcamlara geçmiştim. Hepsiyle uzun uzun sarılmıştım. Saatin geç olmasıyla abimle üst kata çıkmıştık. Odam hazırdı, bozulmamıştı. Pijamalarımı giyerek yatağa girdim. Çantamdan telefonumu çıkarıp baktım. Ufuk'tan ne bir arama ne de bir mesaj vardı. Mesajıma görüldü atıp bırakmıştı. Demek ki hala aynı düşüncedeydi. Benim ve evliliğimiz yüzünden sınavda başarılı olmadığını söylemişti. Bunu nasıl düşünürdü? Bunu nasıl söylerdi?
Ben her fırsatta ona yardımcı olurken bana neden böyle bir imada bulunmuştu? Gözümden düşen yaşı silerek başımı yastığa koydum. Başına aldığı bir bela mıydım? Uykuya dalmadan önce aklımdaki tek soruydu. Ahu, hadi güzelim, kahvaltı hazır. Aklımdaki dudaklarla kafamı kaldırdım. Abim eskisi gibi uyandırmıştı. Günaydın, günaydın. Hadi Ahu Hanım, açlıktan bayılacağım. Mutfakta bekliyorum. Abim odadan çıkmasıyla telefonumu elime aldım. Yine arama ya da mesaj yoktu. Umursamayacaktım. Onun yaptığı gibi yapacaktım. Ondan bir adım gelmeyene kadar aynı şekilde devam edecektim. Dünden beri resmen görmezden geliyordu. Dünkü konuşmasından sonra benim trip atmam, küsmem gerekiyorken o yapıyordu. Beyefendinin umurunda olsaydım bir dönüş yapardı. Evet, sınavı geçemediği için üzgündüm ama dediği gibi sorumlusu ben değildim. Her fırsatta ona yardımcı olmuşken bu çok saçmaydı. Her tartışma ya da kavgayı sınav stresine bağlasam da artık Ufuk'u tanımıyordum. Sanki içinden başka biri çıkmıştı. Birkaç gün sonra bir yıl olacaktı evliliğimiz ama ben şimdiden yorulmuştum. Her tartışmadan sonra geri adım atıp bir şey olmaz demekten bıkmıştım. Bir insan hep mi haklı olurdu? Asla. Ama bunu Ufuk'a anlatamıyordum. Şimdilik Ufuk'u bir kenara iterek banyoya girdim. Saçımı toplayarak elimi yüzümü yıkayarak mutfağa geçtim. Abim çayları doldurmuş beni bekliyordu. Hemen karşısındaki bir sandalyeye oturdum. Afiyet olsun. Afiyet olsun güzelim. Bir yandan sohbet edip bir yandan da kahvaltımız ediyorduk. Ufuk gelmeyecek mi? Biliyorsun izin alamadı. Külliyen yalandı. Gelmek istememişti. Ne kadar ısrar etsem de zaten bir ay sonra abimin düğünü için mecburen geleceğini söyleyip konuyu kapatmıştı. Yengemler Ufuk'un gelip gelmeyeceğini sorunca mecburen yalan söylemiştim. Abi, Ufuk boşver de geçen gün söylediğim konuda ciddiydim. Olmaz, o oda hep öyle kalacak. Geldiğinde kendi odanda kalacaksın. Abi lütfen, bak buraya geldiğimde salonda da kalabilirim. Sana geçen gün de dedim, annemlerin odası aynı kalsın. Benim odamda zaten yatak ve dolaptan başka bir şey kalmıyor. Melih abla nasıl istiyorsa öyle düzenleyip kullansın. O da istemiyor. Lütfen, bak kendi ağzımla söylüyorum. Hatta bugün Melih abla gelecek. Ben kendim ona söyleyeceğim. Pes, ne yapıyorsan yap. Güle güle yaptığımız kahvaltıdan sonra abim işe giderken ben de eskisi gibi kahvaltı masasını toplayarak evin işini yapmaya başladım. Abim elinden geldiğince yapardı. Yapamadığında da buketin gelip yaptığını söylemişti. Evi dip köşe temizledikten sonra birkaç çeşit poğaça yaparak soğuması için tabaklara koydum. Soyunca dolaba atardım. Evdeki işim bitince hemen duşa girdim. Duştan sonra soğuyan poğaçalardan bir tabak ayırarak kalanları buzluğa attım. Hazır tabağı da alarak alt kata indim. 2 gün çok hızlı geçmişti. Bugün kınamız vardı. Saatler birbirini kovalarken kına gecesi başlamıştı. Herkes mutluydu, eğleniyorlardı. Gecenin şüphesiz en çok eğleneni Beyza ablaydı. Kimi zaman halay başı olmuştu, kimi zaman elinde davulla dolanmıştı. Kalbim kararını kullandı senden yana. Senden öte akraba yok bundan sonra bana. Bekarlık sultanlıkmış. Gel külahımı anlat. Tacımdaki taşların her biri 8 karat. Bekarlık sultanlıkmış. Gel külahımı anlat. Tacımdaki taşların her biri 8 karat. İçim buruk biraz arkadaşlar. Ayrılıyorum sizden. Dolaşırken mekan mekan beni ararsınız evden. Kınayı yakmışlar geline. Hazırlanmış gidiyor evine. Başında al yazması var. Ağlıyor bakmayın yüzüne. Gerçi son kısmı davula vura vura söylediği için pek ciddiye alamamıştım. Deli yenge yükleniyor. Tam Barış abinin kararındaydı. Tencere kapak gibi birbirlerini bulmuşlardı. İkisi de birbirlerine ilginç şekillerde hitap ediyordu. Barış abi ne diyordu? Hah aklıma geldi. Çikolatalı kekim. Barış abi ise o sırada kafasına ne eserse öyle hitap ediyordu. Kına gecesi sona erdiğinde Nesrin annelerle birlikte onlara geçmiştim. Daha buraya gelmeden önce böyle olacağını konuşmuştuk. Yol boyunca Ufuk hakkında sorular sormuş, geçiştirmiştim hepsini. Ne diyecektim?
Oğlun 3 gündür bir kere bile arayıp sormadı mı? Ne diyecektim? Oğlun 3 gündür bir kere bile arayıp sormadı mı? Eve vardığımızda yorgun olduğumu söyleyerek direkt Ufuk'un odasına geçmiştim. Çantamı yanıma almayı unuttuğum için Ufuk'un kıyafetlerinden giyinerek yatağa geçtim. Telefonumdan bir davayla ilgili atılan maillere bakarken gözüme takılan tarihle duraksadım. 17 Mayıs. Hemen takvime tıklayarak kısa bir hesaplama yaptım. Neredeyse 20 gün geçmişti, renkli olmamıştım. Ve ben bunu yeni fark ediyordum. Gerçi Ufuk'la tartışmaktan tarihleri unutmam normaldi. Ufuk'u boş verip aklıma gelen ihtimalle doğruldum. Olabilir miydi? Korunmamıza rağmen hamile olabilir miydim? Yatağa düşürdüğüm telefonu alarak hemen internetten baktım. Olabilir yazıyordu. Yüzümdeki gülümsemeyle dolabın içine bıraktığım kıyafetlerimi aldım. Salak Ahu, bu saatte dışarı çıkarsan kötü bir şey oldu sanıp kalplerini iner. Kıyafetleri geri dolaba bırakarak yatağa girdim. Yarına kadar bekleyecektim mecburen. Elimi karnıma koyarak gözlerimi kapattım. Ya şu an elimin altında küçük bir mucize varsa? İhtimalleri düşüne düşüne sabahı zor etmiştim. Sabah namazını kılıp hemen odadan çıktım. Nesrin anne kahvaltıyı kuruyordu. Günaydın anne. Günaydın kızım. Niye erkenden uyandın? Biraz daha uysaydın. Uyku tutmadı. Tabii alıştın kocanın koynuna. Başka yerde rahat edemezsin. Yani ondan değil. Anladım ben. Hadi gel. Madem erken uyandın, kahvaltıyı beraber hazırlayalım. Saat daha erken değil mi? Unuttun mu güzel kızım? Bugün gün var. Ben de Mustafa'ları erkenden yollayacağım. Dün akşamdan yapmıştım ama birkaç bir şey daha yapıp temizlik yapacağım. Telaşlanma anne, ben de yardım ederim. Hiç Ufuk'u başıma sarma, otur keyfine bak. Hatta oğlum şimdi uyanıktır, git konuş. Sonra konuşurum. Bir şey demesine müsaade etmeden masayı kurmasına yardımcı oldum. Yarım saat sonra önde Mustafa Baba, hemen arkasında ayakta uyuyan Doğan'ı görmüştüm. Onun o haline gülümseyerek çayları doldurdum. Yahu anne, sizin bu günler neden hafta içi değil? Hafta sonu uyumak için iple çekiyorum. Senin yaptığına bak. Sana da günaydın oğlum. Özür dilerim, günaydın. Şimdi soruna gelecek olursam, aslında dündü. Ama kına olduğu için erkenden geleceğim için arkadaşlarla konuşup bugünü alırdım. Başka sorusu olan? Yok. Kahvaltıdan sonra ikili evden çıkarken Nesrin anne evi temizlemeye koyulmuş, ben de mutfağı toparlayarak Nesrin annenin yap dediği tatlı ve tuzlu kurabiyeleri hazırlamaya koyuldum. İşim bitince salona geçmiştim. Nesrin annenin daha işi bitmemişti. Yatak odasını temizliyordu. Telefonumu çıkarıp Ebru'yu aradım. Çaktırmadan Ufuk'u soracaktım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam tatlım. Nasılsın? İyiyim. Asıl siz nasılsınız? Ece nasıl? Biraz ateşi var. Evde dinleniyor. Ya geçen gün iyiydi. Ne oldu birdenbire? Normal dedi doktor. Çocuğumun anası hemşire, babası doktor. Kendi söküğümüzü dikemedik ya. Dediği şeyi gülmüştüm. Haklıydı. Söz konusu canından bir parça olunca insan hareket bile edemezdi. Anladım. Oralar nasıl? Merveler falan nasıl? İyiler. Dün hepsi Ece'yi ziyarete gelmişlerdi. Ya kim geldiler? Biricik kocan, Merve, Selçuk, Mehmet, bir de eşi geldi. Bir ben yokmuşum. Keyfiniz gayet yerindeymiş desene. He vallahi, gecenin körüne gidip tavla alıp geldiler. Dörtlü tavla oynadılar. Sözde kızımı ziyarete gelmişlerdi ama unuttular hemen kızımı. Sen bizi boş ver. Kına nasıldı? İyi eğlendin mi? Güzeldi. Beyza abla fena döktürdü. Ya uzun zamandır düğüne falan gitmiyorum. Keşke ben de gelseydim. Abiminkine beklerim. Hay hay efendim. Ne yapıyorsun şimdi? O arkadan gelen ses ne? Dün kınadan sonra Nesrin annelere geldim. Gece burada kaldım. Bugün Nesrin annenin günü var. Sabahtan kalktık hazırlıklarla ilgileniyoruz. O arkadan gelen ses de elektrikli süpürgenin sesi. Nesrin anne temizlik yaparken ben de bir şeyler hazırlayayım dedim. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ay bu arada söylemeyi unuttum. Akşama kocan onlar yemeğe gelecekler. Gerçi benimki de laf. Kocan arayıp söylemiştir. Hı. Ben kapatayım sonra konuşuruz. Tamam tatlım görüşürüz.
Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Telefonu koltuğa fırlatıp balkona çıktım. Beyimizin hiçbir şey olmamış gibi keyfi gayet yerindeydi. Yok tavla oynama, yok akşam yemeklerine gitme. İnsan bir merak eder, öldün mü, kaldın mı diye bir arar sorar. 4 gündür insan hiç mi merak etmezdi? Ben burada kendimi yiyeyim. Sınavı istediği gibi olmadı. Şimdi üzgündür diye üzüleyim ama beyefendi 2 günde sınavı unutmuştu. Madem bu kadar hızlı unutacaktı, benimle neden öyle konuşmuştu? Ahu kızım. Efendim anne. Hah, burada mıydın? Seni görmeyince meraklandım. Mutfakta işim bitince havalayayım dedim. Anladım. Hadi mutfağa geçelim. Dünden hazırladıklarını da tabaklara koyalım. Sen salondaki masanın üstüne yerleştir. Ben de bir duşa gireyim. Tamam anne. Yorucu bir gün olmuştu. Kadınlar ikindi ezanından sonra evlerine dağılmışlardı. Evden çıkmaya hiç fırsat bulamamıştım. Saat de geç olduğu için açık eczane kalmamıştı. Nöbetçi eczanelere baktığımda en yakındaki bile 1 saat uzaklıktaydı. Şimdi kalkıp gitsem 2 saat soru sorulacaktı. Ne kadar ortada kesin bir şey yoksa da önce Ufuk'a söylemek istiyordum. Hamileysem ya da değilsem bile önce ona söyleyecektim. Bu yüzden yarına kadar dişimi sıkmalıydım. Gerçi yarın da düğün vardı. Hiç fırsatım olmazdı. Af, ne oldu kızım? Ha şey, bir şey yok. Çok yorulmuşum. Müsaadenizle ben dinleneyim. Yarın erkenden çıkacağım. İyi uykular kızım. Allah rahatlık versin. Size de anne. Odaya geçip direkt yatağa girdim. Telefonu elime almak istesem de vazgeçtim. Adamın keyfi bence gayet yerindeydi. Boşuna rahatsız etmenin anlamı yoktu. Kısaca ne hali varsa görsün. Beyza'dan. Ay ağlamayın. Gören de istemediğim biriyle evleneceğim sanır. Çikolatalı kekimle evleneceğim. Ayıp kızım. Bari babanın yanında üzülüyormuş gibi yap. Tamam. Sevdiceğimle evleniyorum. Niye üzüleyim yahu? Hadi anne git babamı çağır. Gözlerimi dolduracağım. Deli kız. Annemin gülerek odadan çıkmasıyla kızlarla kahkaha atmıştık. Çikolata kekimin ailesiyle gelmesiyle dualar eşliğinde evden çıkmıştım. Önce fotoğraf çekimine, oradan da düğünün yapılacağı mekana geçmiştik. İki nikahımız da önceden kıyıldığı için rahattık bugün. Önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılmış, ardından ortaya paravan çekilerek eğlenceye başlanmıştı. Annemin, aman kızım sen gelinsin laflarını duymazdan gelerek hunharca eğlenmiştim. Halay başı bile olmuşluğum var. Sırf halay başı olacağım diye özel mendil almıştım kendime. Başkaları ne düşünür diye asla oynamamazlık yapamazdım. Sevdiceğime kavuşuyordum. Ben oynamayayım da kim oynasın adostlar. Oynaya oynaya geceyi bitirmiştik. Teker teker bütün misafirler gitmiş, sonra da ailelerle vedalaşmıştım. En zor an ailemle vedalaşmak olmuştu. Bütün gün eğlenen ben değilmişim gibi hıçkırıklara boğulmuştum. Barış'ın yardımlarıyla zor da olsa toparlanmıştım. Saat 12'ye gelirken evimize gelmiştik. Hikmet babalar, ahular kendi evlerine geçerken Barış'la yalnız kalmıştık. Duşa girip arkalı önlü namazımızı kılmıştık. Zurnanın zırt dediği yere gelmiştim. Bu zamana kadar hep arsızca konuşup, şöyle yaparım, böyle yaparım diye artistlik yapıyordum. Ama şimdi değil cesaret, cesaretin C'si bile yanıma uğramamıştı. Keşke kahvaltıda falan yürek yeseydim. Güzelim. Ha. Barış'ın odaya girmesiyle bildiğim bütün duaları ederek sakinleşmeye çalıştım. Demek ki neymiş, o kadar konuşmam boşaymış. Ay yüzlüm. Eğer, yok, yani şey, konuştukça batacağımı bildiğim için aradaki mesafeyi kapatıp kulaklarına kapandım. Ahu'dan. Sabah abimle annemleri ziyarete gitmiştik. Abim oradan işe giderken ben de hastaneye giderek şüphelerimi söylemiştim. Gerekli testler yapıldıktan sonra sonuçların çıkmasını beklerken kantine indim. Karnımı doyurup zamanın geçmesi için bahçeye dolaşmaya çıktım. Dakikalar birbirini kovalarken nihayet doktorun dediği saat gelmişti. Çantamı kaldırarak doktorun odasına çıktım. Sandalyeye oturmuş doktorun ağzından çıkacak kelimeleri bekliyordum. Sonuç, lütfen söyleyin. Tebrik ederim, hamilesiniz. Anne oluyorsunuz. Gerçekten mi?
Gerçekten isterseniz muayene edelim sizi. Hayır. Ben burada yaşamıyorum. Kocam Kayseri'de. Onunla beraber ilk defa görmek istiyorum. Anlıyorum. Doktorun dediği şeyleri aklıma not ederek taksiyi atlayarak eve gittim. Akşamüstü Nesrin anneler geleceklerdi. Bu yüzden hazırlık yapmam gerekiyordu. Eve geldiğimde yüzümdeki aptal sırtışla yemekleri yapmaya koyuldum. Yengem de yardıma gelmişti. Onun yüzü evlendiği için gülerken ben de bebeğim için neredeyse havalar uçacaktım. Yenge, Barış abiler de gelecekler mi? Yok, çağırmayalım. Yarın gelirler. Tamam. Saatler birbirini kovalamış, herkes tek tek gelmişlerdi. Beraber güzel bir akşam yemeği yemiştik. Gitme saatim gelince sabahtan hazırladığım küçük valizimi de alarak herkese vedalaşarak abimle yola koyulmuştuk. Ufuk mu almaya gelecek seni? Evet abi. Yine yalan söylemiştim. Adam bir haftadır sanki hayatıma hiç girmemiş gibi yapıyordu. Görmezden geliyordu. Kalkıp da beni almaya gel diyemezdim. Abimle vedalaşıp işlemleri halledip uçağa binmiştim. Saat 10'a gelirken uçaktan inmiştik. Havaalanı çıkışına geldiğimde etrafıma bakınmıştım. Belki bir umut Ufuk gelmiştir diye ama yoktu, gelmemişti. Şaşırmamalıydım. Dolan gözlerimi silerek taksiye binerek evin adresini verdim. Eve vardığımda kimse yoktu. Şu saat olmuştu, kimse yoktu. Aklıma nöbette olabileceği ve bu yüzden beni almaya gelmeye imkanı olmadığı gelince çantamı alarak evden çıktım. Taksiye binerken çantamdan baktım. Doktorun verdiği kağıt yanımdaydı. Bunu Ufuk'a gösterip hamile olduğumu söyleyebilirdim. Taksiden inerek kartımı çıkarıp nöbet kulübesinde bekleyen askere göstererek hemen içeriye girdim. Ufuk'a haber vermek istediklerine izin vermemiştim. Ufuk'un odasının olduğu kata çıkmıştım. Birkaç dakika sonra hamile olduğumu söyleyecektim. Tam kapıyı çalacakken kapının aralık olduğunu fark ettim. İçeriye girecekken Ufuk'un sesini duymuştum. Bilmiyorum. Evlilik bana göre değilmiş. Şu bir haftada onu anladım. Ben kimsenin sorumluluğunu alamam. Şu bir hafta ilaç gibi geldi. Evde biri var mı derdi olmadan eskisi gibi rahat geçti. Ufuk saçmalama. Yeni mi farkına vardın? Evleneceğim diye tuttururken iyiydi. Şimdi mi aklına geldi? Bunu evlenmeden önce düşünecektin. Zaten geçen gün anlattığın şeyden sonra sana kıl oluyorum. Ulan şerefsiz, kız sana hep yardımcı olurken böyle söylenir mi? Yanlış bir şey söylemedim. Sırf onu mutlu etmek için kendi isteklerimi hep geri plana attım. Ulan senin kafan mı güzel? Neyin kafasını yaşıyorsun? Bu kızla evlenip yuva kuracağım diye tuturan sendin. Şimdi bir sınav yüzünden neler diyorsun? Seneye tekrar girersin. Sınav yüzünden kadının kalbini kırmanın ne alemi var? Seneye tekrar girip tekrar başaramam. Seninle uğraşamam. Ne halin varsa gör. Senin yüzünden o kızın gözünden yaş akarsa benden kork şerefsiz. Konuşmaların devamını dinlemeyerek merdivenlere yöneldim. Devrin olduğu binaya girerek Ebru'nun odasına girdim. Bu saatte kimse olmazdı. Kapıyı örterek yere çöktüm. Neler duymuştum öyle? Hocam, hayat arkadaşım neler demişti? Evlendiğinden pişmandı. Şu bir haftadaki yokluğum ona çok iyi gelmişti. Bunu ne güzel Selçuk'a itiraf etmişti. Adamın aklına bile gelmemiştim. Ne mutlu bana. Hamile olduğumu söylemeye geldiğim yerde neler duymuştum. Benim hakkımda böyle düşünen bir adam bebeğim hakkında neler düşünürdü. Ne kadar süre orada oturduğumu bilmiyordum. Telefon sesiyle irkilerek kendime geldim. Çantamdan çıkarıp baktığımda Ufuk'un aradığını gördüm. Hayret, nasıl aklına gelmiştim? Başının belası geri dönmüştü. Nasıl merak etmesin ki Ahu Hanım? Şimdi bizimkiler arayıp sorsa ne diyecekti? Onların korkusundan aramıştı kesin. Telefonun sesinin bir daha yükselmesiyle telefonu komple kapatarak çantaya attım. Ne hali varsa görsün. Bu saatten sonra umurumda değildi. Hava aydınlanana kadar olduğum yerde kalmıştım. Sanki beynim beni terk etmişti. Hiçbir şey düşünemez olmuştum. Kapının açılmaya çalışılmasıyla yerimden doğrulup ayaklandım. Kapının açılmasıyla Ebru'yu karşımda görmüştüm. Ahu, yahu sen neredesin? Kaç saattir Ufuk seni arıyor. Aklı çıktı adamın. Sus lütfen, kimseye söyleme burada olduğumu. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Kapıyı ört. Ebru'nun kapıyı örtmesiyle sarıldım. Sarılmama karşılık vermişti. Ne olur bir şey sorma. Tamam, ben gidip Ufa burada olduğunu söyleyeyim. Sakın, sakın.
Ona bir şey söylemeyeceksin. Onun adını da sesini de duymak istemiyorum. Neden? Konuşmak istemiyorum. Tamam, gel şöyle otur. Ben yiyecek bir şeyler alıp geliyorum. Ebru'nun çıkmasıyla kapıyı kilitledim. Kimseyi görmek istemiyordum. 10 dakika sonra Ebru eline çay ve tostla gelmişti. Teşekkür ederek yemiştim. Kendimden önce düşünmem gereken bir bebeğim vardı. Anlatmak ister misin? Hayır. Ebru, buradan çıkmak istiyorum kimseye görünmeden. Bir yolunu bulabilir misin? 2 saat sonra askerlerin eğitimi var. Komutanlar falan hepsi orada olurlar. Ufuklara görünmeden çıkarsın. Erler görse de sıkıntı olmaz. Konuyu bilmiyorlar. Gerçi biz de ne oldu onu bilmiyoruz. Bir şey söylemedim. Ebru'nun dediği olmuş, askerler eğitim alanına gitmişlerdi. Ufuk'u da görmüştüm. Sinirli görünüyordu ama umurumda değildi. Dün söylediklerini unutmamıştım. Hadi Ahu. Ebru'nun sesiyle ayaklanıp hemen çıktım odadan. Koştur koştur askeriyeden çıkarak otobüse binerek eve varmıştım. Çantamı yere atarak yatak odasına geçtim. Duş alıp kendime gelmeye çalıştım. Ama nafile, Ufuk'un söylediği kelimeler aklımdan çıkmıyordu. Bilmiyorum, evlilik bana göre değilmiş. Şu bir haftada onu anladım. Ben kimsenin sorumluluğunu alamam. Şu bir hafta ilaç gibi geldi. Evde biri var mı derdi olmadan eskisi gibi rahat geçti. Yanlış bir şey söylemedim. Sırf onu mutlu etmek için kendi isteklerimi hep geri plana attım. Aklıma geldikçe delirmenin eşiğine geliyordum. Sanki zorla yakasına yapışıp gel benimle evlen demiştim. İlk adımı kendisi atmıştı. Hep o ilk gelmişti. Ben onu bir şeylere zorlamamıştım ki. Sevgimiz karşılıklı olduğu için bir yola çıkmıştık. Evlenmiştik. O evlenelim demişti. Pişmandı. Başını aldığını düşündüğü bir belaydım. Sonuçların açıklandığı gün ne dediğinin farkında değildir diye düşünürken bugün daha beterlerini duymuştum. Ellerim buruş buruş olana kadar duşta kalmıştım. Üstüme bornozumu geçirerek odaya geçtim. Sırtım yatak başına dayayarak yere oturdum. Gözyaşlarım durmuyordu. Dün güzel haberi alıp koştur koştur gelmişken neler duymuştum. Gerçi bana müsaattı. Abim o kadar uyarmıştı. Seni üzecek demişti ama Ufuk'a olan sevgimden abimin laflarını göz ardı etmiştim. Ahu! Ahu! Kapının bir anda açılmasıyla kafamı kaldırdım. Ufuk karşımdaydı. Umursamadan önüme bakmaya devam ettim. Askeriye de sabahlamak ne demek? Dünden beri aklım çıktı. Nasıl bu kadar sorumsuz olabilirsin? Kime diyorum? Bana bak. Koluma dokunacakken ayaklandım. Dokunma. O sesin ayarını kız. Ne oluyor? Geçen haftaki şey yüzündense. Yeter. Rahat bırak beni. Ben senin çocuğun değilim. Bir hafta boyunca bir kere bile aramayan adamın nerede, neden kaldığımı bilmeye hakkı yok. Ahu. Kes. Ben seninle zorla evlenmedim. Benimle evlen diye yakana yapışmadım. Sen istedin. Ben ne yaptım da beni başına bela olarak gördün? Sana destek olmak dışında ne yaptım da her halktan benim sorumlu tutuyorsun? Sus. Her şeyi duydum. Selçuk'la olan konuşmanızı duydum. Ahu, konuşmama izin ver. Yeterince konuşmadın mı? Merak etme, istediğin gibi olsun. Geç de olsa farkına vardım evli insana göre olmadığının. Sahi şu bir haftada bir kere bile mi aklına gelmedim? Benimki de soru değil mi? Selçuk'a ne diyordun? Bir hafta ilaç gibi geldi. Bu laflar ağzından ne kadar kolay çıktı. Biriyle dertleşecek kadar mı bıktın benden? Yahu ben güle oynaya geldim yanına. Geçen haftayı unutup seninle sevincimi paylaşmaya geldim. Ama sen geçemediğin sınavın cezasını bana kestin. Ya ben sırf senin şu sınavın iyi geçsin diye işten ayrıldığımı sana söylemedim. Kendini o kadar kapatmışsın ki evden çıkmadığımın farkına bile varmadın. Ben bir aydır işe falan gitmiyorum. Ama varsa yoksa sensin değil mi? İşten mi ayrıldın? Söylemesem haberin bile olmayacaktı. Ne kadar ilgili bir kocasın sen öyle. Biraz erken olmadı mı? Biliyor musun? Bir umut bekledim. Bekledim fark etmedi. Ama olmadı. Görmedin bile beni. Hiç düşünmedin mi o kadar yorgunken bu kadın nasıl kafasına göre izin alıyor? Aslında sana kızmamak gerek. Sırf seni düşündüğüm için çok güzel yalanlar söyleyerek muhteşem bir oyunculuk sergiledim.
Şimdi git istediğin yerde kafanı dinle. Hayatına hiç girmemişim gibi yap. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.